Sayın Divan ve Sayın Protokol, değerli Cumhuriyet Halk Partili Kongre delegeleri ve üyelerimiz, basının değerli emekçileri, Cumhuriyet Halk Partisi Gölbaşı İlçe Kongresi'ne hepiniz hoş geldiniz diyor. Hepinizi saygı ve sevgiyle selamlıyorum. Arkadaşlar, 31 Mart yerel seçimlerinde partimiz gerek yapılan çalışmalarla, gerek kurulan ittifaklarla, gerekse aday seçimleriyle genel itibarıyla veya sonuçları itibarıyla başarılı bir yükseliş performansı göstermiştir. Yani bu performansı biz baktığımız zaman hepimiz bununla gurur duyuyoruz. Ancak Cumhuriyet'in hedef alındığı, laikliğin sadece isminin kaldığı, ekonominin dibe vurduğu, bunlara bağlı olarak da ülkenin itibarının uluslararası alanda çok ciddi kayıplar yaşadığı bu dönemde asıl hedefimiz ülke yönetiminde söz sahibi olmak. Yani yerel seçimlerde edindiğimiz başarıyı hedefe giden yolda sadece bir aşama olarak görüp daha çok çalışmak ve daha çok kenetlenmek zorundayız. Geçtiğimiz 8,5-9 aylık sürece baktığımızda belediyelerimiz tarafından gerçekten de hiç de yatsınmayacak Cumhuriyet Halk Partisi'nin yönetimde olduğunu hissettirecek uygulama ve değişiklikleri görebiliriz. Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne baktığımızda arkadaşlar, örnek olarak Çağdaş Toplum yolunda ortak akılla yönetilen, şeffaf, hesap veren, üretimi destekleyen ve israfı engelleyen uygulamaları görebiliriz. Bunu biraz açacak olursak, önemsiz gibi görünebilir ama araçların önündeki çakarların sökülmesi, meclis, büyükşehir meclis salonuna Atatürk resminin asılması, belediye koridorlarında ve asansörlerinde Doğu tasavvuf müziğiyle birlikte Batı klasik müziğinin çalmaya başlamış olması bence çağdaşlaşma yolunda atılmış adımlardır diye düşünüyorum. Hemen Büyükşehir Belediye Binası'nın yanında arkadaşlar bir konferans salonu var. İnanın bu geçtiğimiz 8,5-9 ay içerisinde bu konferans salonunda onlarca çalıştay, konferans ve seminer düzenlendi. Ve bu çalışmalara daha önce hiç davet edilmemiş, belediyeye hiç adımını atmamış üniversitelerden, sivil toplum kuruluşlarından, meslek örgütlerinden temsilciler davet edildi. Yani bu da bize belediyeyi ortak akılla, bilimin ışığında hep birlikte yönetme iradesinin olduğunu gösteriyor. İhalelerin ve meclis çalışmalarının halka açık yapılması, şeffaflığı, 100 gün ve 200 gün raporları da belediyenin hesap veren bir belediye olma yönünde en azından bir başlangıç olarak görebiliriz diye düşünüyorum. Halk marketlerde başlayan ve ürünlerin köylülerden alınarak halka direkt ulaştırılması, köylülere tohum desteği ve köylülerin elinde kalan ürünlerin belediye tarafından satın alınması, üretimi destekleyen ve üreticilerin gelecekte zenginleşmesini sağlayacak halkçı projeler olduğunu düşünüyorum. Ve son 200 gün raporunda, Büyükşehir Belediyesi tarafından açıklanan son 200 gün raporunda da bütçenin 387 milyon lira fazla vermiş olması israfın engellenmesi yolunda atılmış önemli bir adımdır. Şimdi dikkatinizi çekerse arkadaşlar, sizlere asfalttan, yoldan, köprüden bahsetmiyorum. Bunlar tabii ki yapılıyor ve
yapılacaktı. Bundan önceki dönemde de yapıldı. Ve bir belediyenin yapması gereken şeyler. Ama benim önemsediğim, önemli olan geçmişten farkı bu hizmetlerin topyekün yeni bir bakış açısı. Yani sosyal demokrat bakış açısıyla yapılıyor olmasıdır diye düşünüyorum. Gölbaşı'na geldiğimizde arkadaşlar, Gölbaşı'nda durum içler acısı. Ne yazık. Bu Konya yolu projesinin bu kadar uzaması hem halkımızı hem de ne yazık ki esnafı perişan etmiş durumda. Düşünün ki temelleri birlikte atılan Ulu Kışla Otobanı, 300 kilometrelik Ulu Kışla Otobanı bitmek üzere ama Gölbaşı projesinin ne zaman biteceği belli değil. 74 parsel hala çözülemedi. Gölbaşı sıkıştı arkadaşlar. Gölbaşı'nın merkezi etrafında yeni imar alanlarına ihtiyaç var. Eğer Gölbaşı'nın etrafında yeni imar alanları açılmazsa Gölbaşı'nın ağırlık merkezi Çankaya'ya yakın mahallelere doğru kayıyor. Bunun da bir önemli bir tehlike olduğunu belirtmek isterim. Geçtiğimiz aylarda Gölbaşı Belediyesi önümüzdeki 5 yıl için bir stratejik plan yayınladı. Bu stratejik planda inanın seçimlerinde kendi vaat ettikleri dahil bir tane somut proje koymamışlar. Koymaya cesaret edememişler. Genel siyasetin etkisinde kalarak Ankara Büyükşehir Belediyesi ile iletişim kurmaya bir Gölbaşı Belediye yönetimi ile karşı karşıyayız. Öyle ki çok eskiye ve eğer arıza verirse Gölbaşı'nı aylarca susuz bırakacak su şebekesinin yenilenmesi için Büyükşehir Belediye Başkanımız Mansur Yavaş'ın Büyükşehir Meclisi'nden istediği borçlanma yetkisine hayır diye Gölbaşı Belediye Başkanı dahil MHP'li ve AKP'li meclis üyeleri var. Yani Gölbaşı'na ihanettir bu arkadaşlar. Bunu da açıkça belirtmek istiyorum. Şimdi evet ben tüm bunları tabii ki bir meclis üye olarak sizlere belirtmek istedim. Ama bugünkü kongremizin asıl konusu tüm bunlar olurken bizler Cumhuriyet Halk Partisi ilçe örgütü olarak Gölbaşı'nda neler yapıyoruz? Bence bunun analiz edilmesi lazım. Ve çok vaktinizi almadan hızlı bir şekilde arkadaşlar bu son dönem ki yönetim ve ilçe başkanlığın başladığı süreçten daha eskiye gitmek istemiyorum. 31 Mart yerel seçim öncesine gitmek istiyorum. Ne yazık ki 31 Mart yerel seçim öncesinde bir ittifak kapsamında Gölbaşı'nın İyi Parti'ye bırakılmasına engel olunamam. Gölbaşı ilçe örgütü tarafından. Ben bunu kendimize mal ediyorum. Ben o dönemde hiçbir yönetim kademesinde değildim. Gölbaşı İlçe Örgütü İYİ Parti'ye bırakılması beni üzmüştür arkadaşlar. Tamam genel merkezimizin de kararıdır ama Gölbaşı İlçe Örgütü'nün bence bir başarısızlığını gösteriyor. Onun sonrasında ittifak kuruldu. İttifaktan sonra meclis listeleri oluşturuldu. Benim bildiğim ittifak listesi oluşturuldu. Fakat son gün, son dakika Cumhuriyet Halk Partisi İlçe Örgütü tarafından bence genel merkezi de yanlış yönlendirerek Gölbaşı'nda ikinci bir liste çıkmasına engel olunamadı. İkinci bir liste hatta çıkarıldı. Bu ne yazık ki arkadaşlar Gölbaşı'nda bizim Millet İttifakı'nın adayının, belediye başkan adayının seçimleri kaybetmesindeki en önemli etken olmuştur. Bunun hesabı hangi kademede olursa olsun verilmesi gerekir. Daha bu hesap kapanmamıştır. Çok önemli bir soru, önemli bir etkendir bu. Seçimlerin kaybedilmesi. Meclis üyeleri arasında ayrım yapan bir ilçe başkanı ve ilçe örgütüyle karşı karşıyayız.
5 tane meclis üyesi varken 4 tane meclis üyesi varmış gibi davranan, yani bir kişiyi beni yok sayan bir ilçe örgütüyle karşı karşıyayım. Biraz evvel burada üst düzey konuşma yöneticilerimiz birlikten beraberlikten bahsetti. Birlikten beraberlikten onlar bahsederken onun öncesinde veya sonrasında burada böyle bir resmi toplantıda arkadaşlar kongre yapıyoruz. Bu çocuk oyuncağı. Faaliyet raporunda 4 tane meclis üyemiz var diyorlar. Sayın Başkanım. İlçe başkanı 4 tane meclis üyemiz var diyor. Ben de buradan haykırıyorum yöneticilere, delegelere. Arkadaşlar Gölbaşı'nda 5 tane meclis üyesi var. Resmi kayıtlıdır. Bu görevleri yapan, ilçe başkanlığı yapan, ilçe saymanlığı yapan insanlar nasıl bunu yok sayarlar? Genel merkezin üye yapmış olduğu Ercan Şimşek nasıl meclis üyesi saymazlar? Bu kongreye hakarettir. Bu Gölbaşı'na hakarettir. Bu Gölbaşı'nda Cumhuriyet Halk Partisi'nin itibarına hakarettir arkadaşlar. Benim itibarımın zedelenmesi önemli değil. Ya da zedelenmeye çalışılmasının önemli değil. Ama bu ayrımcılık, birazdan bahsedeceğim, Gölbaşı'nda Cumhuriyet Halk Partisi'ne itibar kaybettiriyor. Çünkü burada yaptıklarını, kendi içimizde yaptıklarını aynı şekilde Gölbaşı Belediye Meclisi'nde yapıyorlar. Son dönemde kongre sürecinde birlikten beraberlikten bahsediyorlar. Kongre sürecinde 3 tane eski ilçe başkanı ve bazı üyeler disipline verildi. Daha evvelsi gün Yusuf Aksakal'la birlikte hiç asla olmayan altı bomboş sebeplerden dolayı kesin ihraç sebebiyle disipline verildik arkadaşlar. Gölbaşı Cumhuriyet Halk Partisi Ercan Şimşek'in bulunmasıyla, Yusuf Aksakal'ın bulunmasıyla, Allah aşkına diğer arkadaşlarımın bulunmasıyla ne kaybedecektir? İhraç talebi. Ki biz, ben 2 dönem önce de Yusuf Aksakal'la birlikte meclis üyesiydim arkadaşlar. Eğer şu anda Gölbaşı'nın yıkılan belediye binasının orada eğer bir gökdelen yoksa buna biz engel olduk oluşturduğumuz kamuoyuyla. Eğer Koparan'da FETÖ'nün en güçlü olduğu dönemde 1300 dönüm arazinin belediye tarafından FETÖ örgütüne satılıp 40 milyon liraya daha bir hafta geçmeden plan değişikliğiyle 1 milyarlık arazi haline getirilmesini biz de şifre ettik kamuoyuna. Yine Kızılcaşar'da yine belediye tarafından satılan bir arazinin bir vakfa hemen satıldıktan sonra plan değişikliği yapılmasına karşı biz karşı durduk, mahkemeye verdik. Hala mahkememiz devam ediyor. Sonuçlandı, kazandık mahkemeyi. Biz bu mücadeleleri tam yeri gelmişken o dönemde o vakıfla mahkemeleştiğimiz zaman bize destek olan ve avukatlarla buluşturan Sayın Gökhan Günaydın'a da kendisi de burada söylemeden geçmeyeyim. Çok teşekkür ediyorum. Yani sadece adam eksiltme siyaseti yapılıyor arkadaşlar. Bu ilçe örgütü tarafından yapıldı. Ve bu siyasetin dışında geçtiğimiz 10-12 aylık süreçte ilçe başkanı ve ilçe yönetiminin belediyenin yapmış olduğu uygulamalara karşı en ufak bir açıklamasını, bir gösterisini, bir faaliyetini duymadım. Ha, açıklama yaptı. Ne zaman biliyor musunuz? Ben ne zaman ki belediyeye bir karşı duruş sergilemişsem orada Cumhuriyet Halk Partisi Belediye Meclis üyesi olarak benim aleyhime hemen akşamında basın açıklaması yaptı. Çok özür dileyerek aklınıza sığınıyorum. Bu önemli, bunun da bilinmesini istiyorum. Arkadaşlar belediyeye rant çevreleri tarafından, müteahhitler tarafından araçlar hibe edilmeye başlandı. Ben de bu araç hibelerine hayır dedim. Bunların araştırılması gerekiyor dedim.
biz ne olursa olsun kabul edeceğiz diyemeyiz dedim ve hayır dedim. Mecliste. O günün akşamında benim aleyhime buranın belediye başkanı, AKP'si, MHP'si açıklama yapmadı biliyor musunuz? Gölbaşı ilçe başkanı çıktı ve orada da doğru söylemiyor. Grup kararı alınmasına rağmen Ercan Şimşek işte hayır demişti, grup kararına uymamıştır diye. Arkadaşlar, başkanlık yazısında grup kararı olmaz. Orada hemen geliyor, grup kararı alacak vakti yok. Kaldı ki beni de zaten gruba çağırmıyorlar. Gölbaşı meclis üyesi olarak kabul etmiyorlar. Durum işler acısı. İşte bu nedenle Gölbaşı Belediyesi'nde de ilçe başkanının, ilçe örgütünün yapmış olduğu bu ayrımcılık nedeniyle ben de siyasi korkum nedeni, yani siyasi olarak Cumhuriyet Halk Partisi'ni burada zor duruma düşürmemek için başka yerde bunu açık edemiyorum. Ve Cumhuriyet Halk Partisi'nin Gölbaşı Meclisi'ndeki şu ana kadar etkinsizliğinin en önemli sebebi budur. Muhalefet yapamıyor. Herkes takip ediyor, biliyor. Şimdi ben kongre delegelerinin bunları göz önünde bulundurmasını istiyorum. Yani birlik sözle birliklemeyle olmuyor. Yapılan faaliyet işte kendileri açık açık burada dört tane meclis üyesi var diyorlar. Bunu neye dayanarak söylüyorsunuz? Ve yeni başkan adaylarıma, yeni ilçe yöneticilerime, sözlerimi bitiriyorum, süremi açtıysam çok özür dilerim. Başarılar dilemekle birlikte bu söylediklerimi örnek almalarını istiyorum. Biz üyeler olarak hiç kimsenin ayırt edilmediği, herkesin sürece dahil eden bir ilçe başkanı ve ilçe yönetimi istiyoruz. Üyelerini dışlamayan, dışlarken de siyasi duruşlarından dolayı değil arkadaşlar. Sadece şahsi husumetlerinden dolayı dışlayan bir ilçe başkanı ve ilçe yönetimi istemiyor. Tüm üyeleri, delegeleri tek bir yumruk halinde iktidara karşı örgütleyecek, muhalefet ettirecek bir ilçe başkanı istiyoruz. İlçe yönetimi istiyoruz. En önemlisi de görev süreniz bittiği zaman, adaylarımıza söylüyoruz. Görev süreniz bittiği zaman yaptığınız çalışma ve uygulamalarla yeniden delegeleri ve üyelerin karşısına çıkacak yüzümüz olsun arkadaşlar. Bravo. Son cümle. Bakın arkadaşlar, Ankara'nın hemen yanı başında doğa harikası güzelliklere sahip. Üniversitelerin gelmesiyle caddelerinde, sokaklarında sanki bir evde çocuk doğmuş coşkusu yaşayan bu şirin ilçemize adil, iyi bir Cumhuriyet Halk Partisi ilçe başkanı ve yönetiminin ve devamında da bir belediye başkanının katacağı çok şey var diyor. Adaylara başarılar diliyor ve beni dinlediğiniz için hepinize teşekkür ediyorum. Sağ olun.